Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Aralık ayı sizin için daha çok para demek. Parayla ilgili konularda yeni adımlar var. İş konuları, alışverişler, parasal yatırımlar, alacak verecek konuları. Özellikle bunlar bu ay meydana gelecek tutulma ve dolunay döngüsüyle sizin için gündemde olabilir. Hemen ayın başında Güneş Yay burcunda ve 4 Aralık'ta 12 derece Yay burcunda yeni ay ile beraber Güneş tutulması meydana geliyor. İkinci evinizde ki burası para evidir, parasal kazançlarla ilgilidir. Aslında son 1,5 yıldır ikizler yay tutulmaları son 1,5 yıldır gündeminizi daha çok parasal kazançlara odaklamış durumda. Belki bu dönemde çalışmaya başladınız, para kazanmaya başladınız, iş konularınız gündemdeydi, yatırımlar gündemdeydi, borç alacak konularıyla daha çok uğraştınız. Bu tutulma bu aksdaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmaları meydana gelmeyecek. Yenilikler, yeni kapılar açılabilir tabii ki. Hala daha bir iş konunuz gündemdeyse iş başlangıçları yapabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili bazı aşamalar olabilir. Yani çalışmaya başladınız ama gelirlerinizle ilgili bazı hedefleriniz var. Buralarda farklı aşamalar olabilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapmak, kendi işinizi kurmak ya da belki bazı yetenekleriniz var ya da sahip olduğunuz maddi değerleriniz var. Hani bunları kullanarak para kazanmak için de yine bu tutulmanın size bazı kapılar açması mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yay tutulması özellikle kişisel haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa daha çok etkili olacaktır. 12 derece ve yakınlarında yay, ikizler, balık, başak burçlarında gezegenleriniz var mı? Varsa daha çok aktifleşecektir ve sizin için özellikle para, iş konuları bu tutulmayla beraber gündemde olabilir. Tutulma biraz daha uzun süreli tabii ki. Aralık ayında da etkilerini gösterebilir ama uzun vadede önümüzdeki Mayıs'a kadar aslında bu tutulma tesirleri aktif olarak kalabilir. Gezegeniniz Mars ayın 13'üne kadar burcunuzda, Akrep burcunda. Kasım ayından bu yana enerjiniz yoğun, mücadele gücünüz yoğun, aktifsiniz, hızlısınız, mücadele ediyorsunuz. Zaman zaman sinirli ve agresif bir dönemdeydiniz. Biraz hani bu daha tutkulu, daha hırslı olduğunuz, biraz zaman zaman öfkenizi kontrol etmekte zor bir süreç geçirdiniz. Ayın 13'üne kadar hala daha Mars burcunuzda olacak. Yani bu aksiyon devam ediyor. Enerjiniz güçlü. 13'ünden sonra ise Yay burcuna geçecek. Yani 13'ünden sonra artık enerjinizi biraz daha para konularında harcıyorsunuz. Yani tabii ki bu bir işe başlamayı teşvik edebilir. Burada bir çaba göstermeyi, mücadele etmeyi gerektirebilir. Ama harcamaları da arttırabilir. Yani Mars ikinci evden geçerken, para evinden geçerken daha cesur, daha hevesli para harcatabilir. Hatta parasal riskler de aldırabilir. Buna dikkat edelim bu süreç içerisinde. Ve 19'unda 27 derece ikizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay 8. evinizi aydınlatıyor. Dolunay tutulmadan farklı olarak sadece bu ay için aslında gündemde olan bir konu. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası, 19 Aralık öncesi ve sonrası özellikle tesirlerini hissedebilirsiniz. Yine para tabii ki finansal konular ama daha çok başkalarıyla paylaştığınız konular, hisseli paralar, borç alacak konuları, belki bir kredi konusu, belki bir vergi borcu ve bununla benzer bir konu gündeminizde. Dolunay bir fark etme dönemi, gizli bir şeylerin açığa çıkması dönemi ama aynı zamanda da bir sonuçlanma dönemi. Bir borcu kapatabilirsiniz tabii ki ya da bir emeklilik gündeminizde olabilir. Belki bir miras konunuz var, bir nafaka konunuz var ve bunlar 1,5 yıldır devam eden konularda olabilir. Burası bir sona erme dönemi artık, bir tamamlanma dönemi. Eşinizin kaynakları, ortağınızın parası, biraz böyle hisseli paralar alanında da gelişmeler var. Buralarda da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz ya da bir eviniz var, gayrimenkulünüz var, bunu satacaksınız ya da kiralayacaksınız. Bu şekilde bir gelir elde edeceksiniz veya dönüştürüp başka bir ev alacaksınız. İşte bunun için biraz kredi alacaksınız. Hani ev, emlak yatırımları, kredi konuları, borçlanma konuları, satışlar, kiralamalar ve benzeri tesirler var. Burada bir hedefiniz var. Bunun artık sona erebileceği, kendini gösterebileceği bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 27 derecede. Dolunay 27 derecede. Eğer 27 derece ve yakınlarında
değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel tesirleri çok daha güçlü olacaktır, etkili olacaktır. Ay sonuna kadar olan süreç bu dolunay tesirleri aktif olacak zaten. Ve bu ayın en önemli gezegen tesirlerinden birisi Venüs'ün 19 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda gerileyecek olması. Venüs gerilemeleri Merkür gerilemelerine göre daha ender olur. 1,5 yılda bir meydana gelir ve 40 gün sürer. Ve her 8 yılda bir de aynı burçta olur. En son 2013'ün Aralık'ı, 2014'ün Ocağı, o dönemde de Oğlak Burcu'nda gerilemişti. Şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Üçüncü evinizde gerileyecek. 30 Ocağı kadar devam edecek bu gerileme. Şimdi üçüncü ev konuları birazdan ilişkilerdir, iletişimde daha çok yakınlarımızdaki kişilerdir. Hani kardeşlerdir, akrabalardır, hani ailevi konular ya da beraber çalıştığınız kişiler, iş arkadaşlarınız olabilir ya da yaşadığınız yerdeki komşularınız olabilir. Hani Venüs burada gerilerken biraz onlarla iletişimlerde, sosyal ilişkilerde sıkıntılar yaratabilir. Bunlara dikkat edelim. Plüto'yla da çok yakın olacak. Yani Plüto kuruntular, kuruntulu düşünceler, takıntılı düşünceler, böyle anlaşmazlıklar, işte kıskançlıklar oluşturabilir. Hani Venüs'te kadın enerji, birazdan belki kadın figürlere daha çok dikkat çekiyor. Olgun yaştaki bir kadın ya da otorite bir figürü olabilir örneğin bu. Hani yakın çevremizdeki özellikle kadın figürlerle ilişkilere bu dönemde dikkat edelim. Konuşmalarımıza dikkat edelim. Bu süreçte böyle çok önemli kararlar vermemek daha doğru olur. Anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak için de uygun değildir. Zaten evlilik için falan hiç uygun değil. Onu zaten her zaman söylüyoruz. İşte estetiktir, güzelliktir. Buralarda önemli kararlar vermemek gerekiyor. Parayla ilgili yine borçlanmak, kredi almak falan buralar Venüs retrolarında çok sağlıklı değildir. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. Ama eski, yani geçmişle ilgili konuları, mesela eski uzun süredir görmediğiniz akrabalarınız, uzun süredir görmediğiniz okul arkadaşlarınız ve benzeri temalar biraz böyle nostaljik şekilde karşınıza çıkabilir, sizi karşılaştırabilir. Buradaki ilişkileri bir güçlendirmek için fırsatlar verebilir örneğin. Bu tarz gündemlerde yaratabilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.